Öncelikle Filistin'deki soykırımın bir yılını doldurmasına bir gün kala düzenlenen bu etkinlik İslam ümmetinin uyanması, belki siyasilerin bu konuda uyarılması açısından önemli bir etkinliktir. Bu güzel çalışma yaptığı için, program yaptığı için de İttihad-ı Ulema'ya teşekkür etmek gerekir. Şimdi malumunuz, İslam ümmeti başsız, İslam ümmeti lidersiz. İslam ülkeleri var ama İslam ülkelerinin liderleri maalesef birçoğu farklı farklı sebeplerden dolayı Siyonizmle karşı karşıya gelmeye ve onun arkasındaki Siyonizmi destekçisi Amerika'yla karşı karşıya gelmeye korkuyor. Bunun adı bazen ülkenin milli çıkarları olur, bazen menfaatleri, bazen siyasi iktidar kaygıları olur. Bu hal içindeyken ümmetin liderleri, İslam ülkenin liderleri, İttihad-ı Ulema gibi organizasyonlar, İslam alimleri güzel bir etkinlik yapıyor. Ve ümmetin başsız kaldığı, lidersiz kaldığı durumlarda peygamberlerin varisleri olan İslam alimleri bu sorumluluğu üstlenmelidir. Ümmeti bir araya getirmek, ümmeti toparlamak, dağılan ve birbiriyle didişen, çekişen ümmeti tekrar vahdete eriştirmek, onlara aynı çatı altında, aynı barada toplamak İslam alimlerinin görevidir. Bu açıdan bu etkinlik önemlidir. Mezhebi, meşrebi, fıkhı, bütün ihtilafları bir tarafa bırakıp şu anki Gazze'deki soykırımı, vahşeti durdurmaya odaklanmamız lazım. 2 milyar Müslüman var ama 8 milyon Siyonistle baş edemiyor. Ya da dağınıklığından dolayı bir şey yapmıyor. Bu Müslümanlar için büyük bir utançtır. Şu an Filistin'deki, Gazze'deki bu katliam Müslümanlar için, İslam alemi için büyük bir utançtır. Ve bu utancı bizim bir an önce yırtıp atmamız lazım. İşte bu etkinlik İslam alimleri şu an bize bunu hatırlatıyor. Ümmetin farklı coğrafyasından farklı alimleri burada buluşturuyor ve birbiriyle belki devletleri şu anki gelen farklı ülkelerden gelen İslam alimlerinin devlet liderleri belki birbirleriyle diğer devletlerle problemi yaşayan insanlar. Ama alimler bir araya geldi, buluştu ve verilen mesajlar da ümmetin birlik ve beraberliği üzerine Aksa'nın kurtuluşu nasıl olacak? Mescid-i Aksa'yı nasıl kurtaracağız? Kudüs'ün kurtuluşu nasıl olacak? Etkinlik mi yani? Gazze evet İslam'ın onurudur. Ve şunu da unutmamak lazım. İleri atılmakta izzet vardır. Mücadelede izzet vardır. Ama korkaklıkta, geri adım atmada ar vardır, utanç vardır. Şu an İslam ümmeti bu utancı yaşıyor. Alimler şu an bize bunu hatırlatıyor. Bu topluluk, bu program bize bunu hatırlatıyor. Müslümanların ileri atılması gerektiğini, Müslümanların sorumluluk alması gerektiğini, Müslümanların her açıdan, herkesin kendi penceresinden bu soruna bir çözüm bulması gerektiğini, bu oradaki mezarımı bitirmesi gerektiğini vurguluyor. Halk olarak boykot yapıyoruz. Halk olarak işte ambargo uyguluyoruz bazı mallarına. Boykot uyguluyoruz. Lanet ediyoruz, yürüyüşler yapıyoruz, etkinlikler yapıyoruz, kınama mesajları yayınlıyoruz. Sert olarak bunu yapıyoruz. Ya yeterli mi? Yeterli değil. Topluluk olarak yapıyoruz. Partiler, cemaatler vesaire, STK'lar bir araya gelip bir şey yapmaya çalışıyor. Yine yetersiz. Çünkü şu görüldü ki, Siyonizm, İsrail sadece kuvvetten anlar. Sadece güçten anlar. Güç ve kuvvet olmazsa bu zulüm devam edecek. O yüzden buradan verilen mesajın biri de budur. İslam ülkenin liderlerine bir mesajdır. İslam ülkenin liderleri bir araya gelmesi lazım. Güç birliği yapması lazım. Sıradan vatandaşlar gibi boykot kararı almaması lazım. Ya da sıradan vatandaşlar gibi ya birisi durdursun bu zulmü diyemez İslam ülkenin liderleri. Askeri var, silahlı güçleri var, orduları var ve bunu seferber etmesi lazım. Biz Müslümanız, İslam ümmetinin bir ferdiyiz. Madem İslam ümmetinin bir parçasıyız, o zaman Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın
hadis-i şerifi var. Diyor ki doğudaki Müslümanın ayağına bir diken batsa, batıdaki Müslüman bunun acısını hissetmedikçe gerçek manada mümin olamaz, Müslüman olamaz. Bırakın diken batmayı. Paramparça oluyor bebekler, çocuklar, anne karnındaki ceninler. Yaşlı, genç, ihtiyar demeden paramparça ediliyor bedenler. Evleri başlarına yıkılıyor ve bazen binlerce aileden şu an tek bir fert kalmadı. 40 bin insan, az bir şey değil, çoğunluğu çocuk, kadın, masum insanlar. Ama seyrediyoruz. Bu bizim için bir utançtır. Bu açıdan bu gibi etkinliklerin bizim sorumluluğumuzu hatırlatma noktasında önemlidir. Alimlerin bir araya gelmesi, ümmete öncülük etmesi arasında önemlidir. Bulundukları ülkelerin liderlerine baskı yaparak Gazze'deki, Filistin'deki bu durumu bitirmeleri için gücünü ortaya koymaları için baskı yapmaları da önemlidir. Ve ancak bu şekilde yapılırsa bu çözüm bulacak. Bu açıdan ben bu etkinliği düzenleyen İttihat-ı Ulema'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Gazze'deki zulmün bitirilişine bir adım kılsın.